Bu bölümde spora bir parantez açacağız. Gündem yoğun. Olympiakos Konferans Ligi'nde zafere ulaştı. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürüyor. Karşılıklı açıklamalar var. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza teknik direktör olarak Antalyaspor'da ve bugün Süper Lig'e çıkan son takım da belli oluyor. Hepsini konuşacağız. Numan Gülşen stüdyo konuğumuz. Numan hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Şimdi Olympiakos'un zaferiyle başlayalım. Fenerbahçe taraftarı herhalde şöyle bir dizlerini dövmüştür dün finali izlerken. Çeyrek finalde penaltılarla elenmişti Olympiakos'a. O dönem yapılan yorumlar da yani zayıf bir takım nasıl elendi Fenerbahçe şeklindeydi. Ama bugün bakıyoruz ki işte kutlama görüntüleri burada. Olympiakos hedefe ulaştı. Atina'da kupayı kaldırdı. Ya sadece Fenerbahçe taraftarları değil, bence tüm futbol severler bu görüntüyü gördükten sonra bence üzülmüştür. Çünkü baktığımızda Konferans Ligi bizim için gerçekçi bir hedef. Tüm takımlar için bahsediyorum. Ya buraları hedeflememiz gerekiyor. Yani Olympiakos kağıt üstünde baktığımızda Fenerbahçe'den daha güçlü bir takım değildi. Ama o dönemi hatırlayalım. Yanlış kadro tercihi ve işte yapılan değişiklikler sonucu bu noktaya getirdi. Doğru. Olympiakos'un da yine dün akşamda olduğu gibi Aston Villa maçı, bir önceki maçı da düşünelim. Hı hı. Çok iyi savunma yapan, çok iyi kapanan ve bu şekilde işi bu noktaya getiren, bulduğu bir pozisyonla da golü atan ve kupayı alan bir Olympiakos oldu. Tam bir turnuva takımı. Öyle oldu. Yani 2004'ü hatırlayalım. 2004'teki Yunanistan milli takımının Avrupa Şampiyonası'nı nasıl aldığını. Doğru. Aynı o şekilde Olympiakos'un da burada kupaya uzandığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yani Konferans Ligi bizim için gerçekçi bir hedefti. Dolayısıyla yeni sezonda baktığımızda bence Türk takımlarının daha realistik hedefler koyarak kendilerine kupalara hazırlanmaları gerekiyor ve belki de bu turları kendileri gözümüzde çok fazla büyütmememiz gerekiyor. Bu sene çünkü Fenerbahçe bu kupayı alabilirdi baktığımızda. Belki bir sonraki tur Aston Villa'ya takılabilirdi. Evet, yani Aston Villa elbette Premier Lig takımı daha güçlü ama yine de dediğim gibi hedefleri biraz daha artık bu noktalara getirmemiz gerekiyor. Olympiakos normal süresi golsüz biten karşılaşmanın sonunda 116. dakikada El Kabi'nin golüyle, ki 1,5 yıl önce Hatayspor forması giyen oyuncuydu, onun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. El Kabi 11 gol attı bu sezon. En golcü oyuncu oldu. Gol krallığı ödülünü de aldı. Yine Chiquinho, o da Giresunspor forması giymişti çok kısa bir dönem. O da yine kadroda. Hatta bir önceki işte Fenerbahçe'nin elendiği turda golü atan isimlerden biriydi. 3-2'lik biten maçta. Kupayı aldılar. İlk kez ilk Yunan takımı oldular Avrupa şampiyonu olan. Bu da elbette bir başarı. Fiorentina cephesine baktığımızda da büyük bir hayal kırıklığı var. Üst üste ikinci kez Konferans Ligi finalinden eli boş döndü. O yüzden de üzücü ve kırıcı oldu onlar için de. Ama Olympiakos da şampiyon olarak, işte burası da Pire'den görüntüler. Şampiyonluk haberi geldikten sonra Pire'yi yaktılar adeta. Büyük işte böyle... bazen coşku yak ediyor ama yani çok aşırıya kaçan görüntüler de var elbette. Olacak ama... olacak o kadar. Tabii şöyle de bir istatistik var. Haber merkezinde konuşuyorduk. Fenerbahçe'yi eleyen son 3 yıldır kupaya uzandı. Yani şampiyonluk Fenerbahçe'den mi geçiyor bilmiyorum ama evet, dediğini şöyle destekleyeyim. Yani 2021-2022 sezonunda Eintracht Frankfurt'la aynı gruptaydı. Doğru. Frankfurt Avrupa şampiyonu oldu. Geçen sene Sevilla'ya elendi, ki o maçı da hatırlayacak olursak yine ritim ahlarla vahlarla. Kale arkasından atılan bir çakmak işi bu noktaya getirdi. Bozmuştu. Sevilla gitti, şampiyon oldu. Bu sene Olympiakos elendi, Olympiakos şampiyon oldu. Teknik direktör bazında baktığımızda Mendili var teknik direktörleri. Geçen sene Sevilla'nın başında değildi. Daha sonrasında turdan sonra devralmıştı ama üst üste ikinci şampiyonluğu oldu. Sevilla Avrupa Ligi şampiyonu yaptıktan sonra şimdi Olympiakos'u Konferans Ligi şampiyonu yaptı. Aslında La Liga'da alt sıraların takımlarıyla çok fazla aşırı neşir olan bir teknik direktör. Ama daha sonrasında Sevilla göreve getirdi. Toplam 11 maçı var Avrupa'da. 2 kupası var. O da ilginç bir istatistik. Başarılı mı? Elbette başarılı tabii. 2 tane kupa almışlar, ne olsun. Öyle. Peki gelelim Fenerbahçe'ye. Orada artık lig geride kaldı. Sezon kapandı. Ama ligden daha heyecanlı bir yarış var. Başkanlık yarışı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışacak. Ve çok iddialı açıklamalar. Karşılıklı sert suçlamalar. Nedir şimdi oradaki durum? Şimdi son olarak Aziz Yıldırım yarın itibariyle İngiltere'de Jose Mourinho ile görüşecek. Doğru. Ve Jose Mourinho'yu haftaya Türkiye'ye, İstanbul'a getireceğim dedi Aziz Yıldırım. Zaten en büyük vaatlerinden biri teknik direktör olarak Jose Mourinho. Genel olarak anlaşmanın sağlandığını, anlaşma detayları üstünde, sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını, tam olarak bittikten sonra da Jose Mourinho'nun önümüzdeki hafta itibariyle İstanbul'da olacağını ifade etti. Sen atışmalardan bahsetmiştin. Şimdi Aziz Yıldırım'ın başkanlığa yeniden aday olmasının çıkış noktalarından biri Başkan Ali Koç'un, mevcut Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklama. O da ben burada olduğum sürece
Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar açıklamasını. Aziz Yıldırım'ın en büyük dayanağı. Dolayısıyla bu açıklamadan sonra Ali Koç'un görevi bırakması gerektiğini de ifade ediyor Aziz Yıldırım. Ne kadar severseniz sevin ayrılmanız lazım. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsunuz dedi. İlginç bir açıklaması da bu Fenerbahçe raydan çıktı. Köprüden önce son çıkış açıklamasıydı. En büyük belki de vaatlerinden biri stattaki kapasite artırımı Aziz Yıldırım'ın. 60 bin kişiye çıkarmak istiyor. Onun da görüntüleri var. Dün medyayla paylaşıldı. Biraz yeni yapılmış Santiago Bernabeu havası da var. Real Madrid'in stadına da benzeyen bir havası var ama 2 yıl içinde tamamlayacağını ifade ediyor Aziz Yıldırım bu stat projesinin. Tabii tamamen yıkılıp yapılmayacak. Yani yok hayır, üstünden yapılacak ve yapılırken restorasyon gibi düşünebiliriz. Aynen öyle. Yine Real Madrid'in olduğu gibi yani maçlar da oynanmaya devam edecek stat yapılırken. Böyle bir projesi de var. Tabii Aziz Yıldırım cephesine baktığımızda da Ali Koç cephesine baktığımızda da Aziz Yıldırım'ı televizyona davet ederek karşılıklı bir görüşme, konuşma fırsatı vermek istedi, sundu. Fakat Aziz Yıldırım tarafından tabii kabul edilmedi. Onun da söylediği şu, kongre öncesi kucaklaşalım açıklamasıydı. Fakat Aziz Yıldırım çok fazla sıcak bakmadı bu teklife. Onun dışında yine dün Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan biri, 4 isim üstünden Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan Can bırakmayacağız dedi. Takımın ana iskeletini bozmayacaklarını söyledi ve beklenti de o. Jose Mourinho'dan bahsediyoruz Aziz Yıldırım tarafından. Ali Koç da seçime girmeden önce Cuma günü yeni teknik direktörümüzün kim olduğunu hep beraber göreceğiz. Yani haftaya Cuma mı? Evet. Haftaya Cuma. Cuma günü öğreneceğiz dedi. Yani 9'undan hemen önceki Cuma. Teknik direktör bir kafasında belirlemiş belli ki. Açıklamasını yapacak. Ama şuradan da anlıyoruz ki 99 puan toplamış. İşte 99 golle rekor kırmış. İsmail Kartal'la muhtemelen devam edilmeyecek. Öyle duruyor. Peki. Şimdi Fenerbahçe demişken, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri Alex de Souza. Evet. Fenerbahçe taraftarı çok seviyor. Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndü, yuvama döndüm dedi ama Fenerbahçe'ye değil tabii Antalyaspor'un başına geçti. Ne dersin, beklentin nedir Alex adına? Teknik direktörlük konusunda daha çok yeni. Henüz 3 yıldır, 3 sezondur teknik direktörlük görevini yapıyor ve son olarak Brezilya 2. Lig ekibi Havai'de görev yaptı. Alex de Souza. Onun öncesinde Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırmıştı. Nasıldı peki oradaki kariyeri? Biraz önce baktığımda Havai ile puan ortalaması tabii 1.17 gibi bir ortalama. Ama tabii şampiyonluğa oynamayan ve daha çok ligde kalma üstüne hedef belirlemiş bir takımın teknik direktörü olarak baktığımızda çok da fena değil. Yeni bir üst düzey ve üst lig olarak baktığımızda ilk teknik direktörlük deneyimi olacak. Bunu da aslında biraz biz de deneyimleyip göreceğiz. 12 yıl sonra yeniden Türkiye'ye döndü. Evet, evime döndüm dedi. Fenerbahçe'den ayrılırken o dönem üzülmüştüm ama ayrıldıktan sonra yaşadıklarım beni mutlu etmişti dedi. Yani ona karşı gösterilen ilgi ve sevgiden bahsetti. 8 yıl Türkiye'de forma giydi ve Türk futboluna elbette ki damga vurdu futbolculuk kariyerine baktığımızda. 3 şampiyonluğu var. Toplam Fenerbahçe ile ligde 241 maça çıktı. 13 gol, 136 gol, 108 asistlik bir performansı var. Bu futbolculuk kariyeri elbette ki şaşalı ve görkemliydi Fenerbahçe açısından baktığımızda. Bu deneyimlerini teknik direktörlüğe yansıtabilecek mi? Üst düzey, yani en üst ligde bir takımda bunları yansıtabilecek mi? Bunun yansıması nasıl olacak? Bunu da tabii hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe taraftarı mutlaka çok dikkatle takip edecektir. Ya muhtemelen Kadıköy'e gittiğinde çok büyük değil mi? Kadıköy deplasmanında nasıl olacak bakalım geldiğinde? Öyle olacaktır. Bir yandan Fenerbahçe taraftarının gönlünden de geçiyor olabilir. Olabilir. Bir başarılı olmasını istiyordur mutlaka. Bakalım takip edeceğiz. İlerleyen dönemlerde belki de yolu Fenerbahçe'nin olabilir. Olmaz, tabii ki. Son başlık, Süper Lig'e çıkacak son takım. Evet. Sakaryaspor mu, Bodrumspor mu? Aslında iki takım da güzel. Evet. Geldiler son maça kadar. Burada beklenti ne? Ligin tabii böyle Anadolu'ya yayılması bence doğru, güzel ve keyifli. Tabii ki de çıkan Süper Lig'e çıkan takımları tebrik ediyoruz elbette. 8 İstanbul takımı vardı bu sene. Ama biraz daha böyle kısıtlı bir alanda olunca sanki biraz daha tadı kaçıyor doğru gibi. O yüzden Anadolu'ya yayılması güzel. Daha öncesinde Eyüpspor ve Göztepe çıktı. Şimdi de Sakaryaspor, ki Sakaryaspor'da 17 yıllık hasreti bitirmek doğru isteyecek. 2007'de en son Süper Lig'de boy göstermişlerdi. Bodrumspor'da ilk kez ki Süper Lig'e bir şekilde damga vurmuş kulüplerdendir Sakaryaspor. Evet. Özellikle yine Fenerbahçe için bir dönem Sakaryalılar grubu olarak gelmişlerdi. Evet. Ki o efsane 88-89 dönemi Fenerbahçelerin unutamadığı o şampiyonluk, bir anlamda Sakarya'nın da bir imzası vardır orada. Öyle. Hem de Oğuzlar, Aykutlar, Turhanlar. Doğru, kesinlikle öyle.
ve futbol kültürü olarak da, taraftar kültürü olarak da bir altyapısı olan bir takım. Önemli altyapısı bir olan bir şehir. Dolayısıyla gelmesi önemli. Ama Bodrum Spor da yine aynı şekilde onlardan da bahsedebiliriz. Onlar da ilk kez Süper Lig'de mücadele için bu akşam sahaya çıkacaklar. Tabii Bodrum Spor geçen sene de finaldeydi ve finalde Pendik Spor'a kaybetmişlerdi. Bakalım bu sene ne olacak? Bodrum mu çıkacak? Sakarya mı çıkacak? Şöyle bir tabii bir dezavantaj olarak belki görülebilir. Sakarya Spor şimdi çünkü ligi 3. sırada bitirmişti ve doğrudan finale kalmıştı. Playoff formatına göre Bodrum Spor'un yolu biraz daha uzundu. Önce Bolu Spor'u geçti. Daha sonrasında Çorum Futbol Kulübü'nü geride bırakarak finale geldi. Baktığımda yıpranmış mıdır yoksa istim üstünde midir? Hangisi? Şu yani Bodrum Spor en son maçını 6 gün önce oynadı. Sakarya Spor'da son maçını 19 gün önce oynadı. O yüzden notlarıma baktım, bunu özellikle aldım. Doğru. Bu belki bir dezavantaj yaratabilir. Her ne kadar geçen sene Pendik Spor da yine doğrudan finale çıkmış ve bu kadar süre bekledikten sonra Süper Lig'e yükselmiş olsa da bu takımdan takıma değişebilir. Olabilir, bir dezavantaj yaratabilir. Bunun da Sakaryaspor'a nasıl yansıması olacak? Onu da bir sahada göreceğiz. Dediğimiz gibi yaklaşık 3 haftadır sahada olmayan, maç yapmayan bir Sakaryaspor var ve son maçını da 6 gün önce yapmış bir Bodrumspor var. Bu bir avantaj sağlayabilir belki ritim açısından Bodrumspor'a. Bunu da bu akşam göreceğiz. Saat 8'de bu maç. Adana'da oynanacak. Onu da hatırlatalım. Vallahi hangisi gelirse gelsin, renk katacak. Çok belli. Numan, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Kısa bir reklam arası verelim.